Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Eylül ayında yay burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Ama öncesinde gökyüzü sizler için bu ay neler diyor? Onlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca bahsedeceğim. İç dünyanız bu ay aslında biraz gelgitli olacak. Burada çevrenizde duygusal anlamda yaşanan sıkıntılardan etkilenebilirsiniz. Kendi yaşadığınız yıkımlar olabilir, değişimler, dönüşümler olabilir. Bu ay aslında biraz duygusallığınızın yoğun olacağı, biraz takılabileceğiniz konular söz konusu olabilir. Bu ay biraz geçmişe bakıp bugünden feyz almayı aslında. Hani yaşamış olduğunuz zorluklar, sıkıntılar varsa bunlarla alakalı bu ay biraz düşünceli, biraz duygusallık söz konusu olabilir. Şimdi bakın, burada kocaman bir sıkıntı. Falınız kısa sürecek. Yaylar. Bu ayki niyet. Oho. Bu kadar da büyütülmez ki konular. Siz nasıl büyütmüşsünüz iş konularını? Nasıl bir sıkıntı, nasıl bir sıkışıklık, nasıl bir nazar? Üzerinizde bir kere nazar var. Burada iç dünyanızı sıkıştıran bazı olaylar. Kendi içinizde düşünerek çözemediğiniz konularla alakalı. Bundan sonrası için gelecekle alakalı da aynı zamanda kaygılı görünüyorsunuz. Yani önce iç dünyanızdaki bu çatışmayı bitirip önünüze bakmanız gerekiyor ama siz geçmişe bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Çok pardon. Şimdi bir kere iş yerinde birisi var. Bu kişiye müthiş takılmışsınız. Ya tavırları, ya davranışları, ya hareketleri, ya verdiği iş, ya beğenmeyişi, bir şeylere takılmışsınız. Aranızda devamlı bir sürtüşme söz konusu. Burada siz Ağustos'un 15'ini, ay Ağustos'un diyorum, Eylül'ün 15'ine kadar bir ileri, hani hep olduğunuz yerde sayacaksınız. Düşünceler hep aynı düşünceler. Çözülmeyen konular. Para ise çözülmüyor. İşte işinizdeki konularsa çözülmüyor. Hep bir sıkışıklık. Bu kişiyle alakalı hep bir sıkışıklık yaşayacaksınız. Bu kişi bir müddet sonra sanki böyle elini eteğini çekiyor bir şeylerden. Aslında burada daha iyi görüyoruz. Bir anda bu 15'inden sonra özellikle bir anda bu kişi küçülecek. Ya hayatında böyle farklı farklı konular olacak. Böyle karşınızda duramıyor olarak çıkıyor. Hatta sizden özür bile dileyebilir. Yani öyle bir duruşu var ki burada. Hani artık konular küçülmüş, daralmış. Bu konularla alakalı sıkıntı yaşadığınız süreçleri geride bırakacağınız, hatta keyif alacağınız, sevinç yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. Şimdi ben şunu devamlı açayım bakayım istiyorum ama burada kedi görselleri var. Kedinin de yarısı görünüyor. Karanlığın içinde tabii görünüyor bu. Bunu şimdi bir şeyle bağdaştırıp tarif etmeye çalışacağım size ama şekiller çok birbirinden bağımsız çıkıyor. Şimdi kedi demek hem sinsiliktir. Yani kişinin kendi çıkarlarını düşünmesidir. Hem de samimiyettir. Hani bu iş yerinde sizin gıcık kaptığınız ya da kapacağınız kişi ya sinsi birisi ama sevimli görünüyor. Ya da sinsiliğini farkında değilsiniz bugün için ama sevimli gelen birisi. Hani böyle bu gözler kapalı olması beni çok ilgilendiriyor şu an. Bir şeyleri göremiyorsunuz ama Eylül'ün ilk haftası itibariyle bir şeyleri görmeye başlayacaksınız demek oluyor. Bu gördüğünüz şeylerden de memnun olmayacaksınız. Bir münakaşa var. Fevri tavırlar, fevri davranışlar, ani laflar, ani konuşmalar söz konusu olacak. Ama böyle bir 10 gün geçiyor. 10 günden sonra da ne oldu, ne bitti, biz kavga mı etmiştik der gibi önünüzde eğilmiş olarak çıkıyor bu kişi. Yani bu kişinin ya sorunları var psikolojik, üzerinize gelecek. Sonra diyecek ya bir kusura bakma ben sorunluydum, özür dilerim. Ve havada kalan süreçler olarak görünüyor. Ortada da bir küçük para var. Bu hani böyle küçük bir mesai ücreti mi diyelim? Küçük bir para çünkü hani böyle maaşa gelecek zam gibi de görünmüyor. Küçük bir para meselesinden de ha siz bu kişiye borç verdiniz de borcunuzu istiyorsunuz onu mu vermiyor acaba falan diye düşündüm. Bir küçük para meselesi de böyle havada kalmış çıkıyor aranızda. Bu konular her neyse yani bir 10 gün sürecek ama 10 günden sonra da dediğim gibi sizden özür dileyen bir kişi var. Esas ay sonunda kafanızda büyüttüğünüz konularda elinizde küçük küçük eşyalar görüyorum. Şimdi siz kafanızı o kadar büyütmüşsünüz ki fitne de düşünüyorsunuz, fesatça da düşünüyorsunuz. Yani her türlü başınıza gelebilecek olasılığı sanki hesaplamış
elinizi açmış bekler pozisyonda duruyorsunuz. Yani karşıdan bir beklenti içindesiniz ama bunun iyi bir şey, iyi sonuçlanacağını düşünmüyorsunuz. Hani sanki fitnelik olabilir, fesatlık olabilir, işte istediğim verilmez, hak ettiğim verilmez der gibi böyle elinizi açmış duruyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi sanki elinize stratejik bir şey koyacak. Yani aslında burada konan şey bir oyun gibi, hani stratejik bir oyun gibi bir hamle yapacak. Bu hamleyle siz böyle olduğunuz yerden kıpırdayamıyorsunuz. Bu kişi sizi o anda bağlıyor sanki. Bu kişiye dikkat edin. Beklenti içinde olduğunuz konularda sinsi düşünen, işte alavere dalavere yapacak karakterlerdeki kişilerle alakalı aslında gardınızı alacaksınız. Ama bu kişi gene önünüze bir taş koyacak ve istediğiniz olmayacak. Burayı nasıl yönetirsiniz bilemiyorum ama köklenemiyorsunuz bu sebepten. Hani bu kişiyi, bu konuları önünüzden çıkarmadığınız sürece olduğunuz yerde sayı olarak çıkıyorsunuz. Gene aynı şekilde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Bu kişiyle konuşurken sanki karşısında küçülüyorsunuz. Bu kişi büyümüyor sizin karşınızda ama yani denk geliyorsunuz. Ama öbür türlü de çok takılmış, gıcık kapmış olarak çıkıyorsunuz bu kişiye. Sizin iş yerinden alamadığınız bir para var. Burada sadece kuyruğu çıkıyor. Bir bölüm alınmış ama hak ettiğinizi almadığınızı düşünüyorsunuz. Hak ettiğim bu değil diyorsunuz yani. Bununla alakalı bir rahatlama beklentiniz var Eylül ayı için. Rahatlar mıyım? Bir dönem için rahatlıyorsunuz ama sonra gene karşı karşıya geliyorsunuz. Sonra gene rahatlıyorsunuz. Yani burada sizi öteliyor. Dikkat edin bu iş yerine ya. Burada sizi öteleme var. Bir şeyler bugün yarın, bugün yarın de stratejik oynanacak demem o aslında. Sonra bir volkan patlıyor. Bakın burada bir yanardağ patlaması gibi. Bir volkan patlayacak. Bu volkan sizsiniz. Ve sonra diyorsunuz ki eh yeter artık. Ki bu Eylül'ü geçer, Ekim'e gelir ama patladığınız anda bu altınızdaki bütün sıkıntılar bir anda yukarıya doğru çıkacak, rahatlayacaksınız. Çok sabır ediyorsunuz o zaman bu durumda. Ciddi sabır içerisindesiniz. Sabrın sonu selamettir ki bu fala göre de aslında selamet. Bu konular sizi yorabilir ama sonuçları bence iyi olacak sizin için. Yani bugünkü fala göre düşündüğümde hele ki bu fala dinlerken böyle bir niyetle eğer bu fala niyet ettiyseniz bunun sonuçları güzel olacak ama biraz zamanınızı alacak. Normalde aylık bir fal olarak değerlendiriyorum ama burada Ekim kısmına geçmiş olan görseller de var. Ekim'de aslında siz istediğinizi alacaksınız bence. Ama o zamana kadar ciddi bir mücadelenin içerisinde zaman zaman da sıkıntılı çıkıyorsunuz. İlişkiler konusuna gelince gene bir patlama yaşanmış. Burada onunla hemen akabinde bağlantılı. Sanki iki gözyaşı var. Bir ayrılık mı yaşadınız? Bir şeyler ters mi gitti? Kırıldınız mı? Üzüldünüz mü? Burada böyle bir patlama var. Bu patlama gene aile hayatının içerisinde görünüyor. Yani ve bu 7'si ile 12'si arasında olan süreçte yaşanacakmış gibi duruyor. Sanki bir sabır 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 yine aynı şekilde. Sonrasında bir Big Bang yaşama durumu söz konusu olabilir. Burada karşınızdaki insanla aslında biraz alakalı. Sanki beklenti içinde olduğunuz konularda vurdum duymaz davranıyor. Önemsemiyormuş gibi görünüyor aslında. Önemsese bile önemsemiyormuş gibi görünüyor görselleri var. Bundan dolayı bir patlama yaşayabilirsiniz. Ayrıca zaman zaman didişmeler söz konusu. Burada bayanların daha çok fevri davrandığı, hani yay olup da bayan olanların daha çok fevri davrandığı bir aşk meselesi söz konusu. Sanki geçmişte yaşamış olduklarınızı bugünden sonra da yaşar mıyım aynı şeyleri kaygısıyla fevri davrandığınız süreçler görünüyor. 12'sinden sonra rahatlıyorsunuz ama 12'sine kadarki sürede özellikle o 5 günlük sürede bir sıkışma ve o sıkışmaya bağlı bir patlama var. Bu patlamada içinizde ne varsa hepsini dökeceksiniz ama rahatlayacağınızı düşünüyorum. Sonrasında rahatlamış çıkıyorsunuz. Bir de buradan onu bir teyit alalım bakalım. Aile iş konularında. Evet, bir sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz ama içsel olarak bazı sıkıntılarınızdan kurtulamayacaksınız. Aile konularında mı bu? Hayır, aslında aydınlanma yaşayacaksınız. Yani bu patlamanız sizin. Eh yeter artık deyip rahatladığınız bir süreç. Taşınma planlarınız varsa eğer Eylül sonu hatta Eylül başı bile diyebilirim ben. Eylül ayında diyelim biz direkt buna. Aslında bu ay siz taşınmak istiyorsanız çok doğru bir ay. Burada güzel genişleme var. Yani ev arıyorsanız daha çok ev göreceksiniz ya da istediğiniz eve daha çok varabilirsiniz. Burada aileniz de olabilir, siz de olabilirsiniz ama çevresel bir taşınma görseli var ve gayet de keyifli olacak süreç olarak çıkıyor.
Sıkıntı yaptığınız iş konuları artık başı belli, sonunu göremiyorum dediğiniz bir süreç olarak duruyor. Arkanızda tutmaya çalışıyorsunuz sıkıntılarınızı ama dediğim gibi burada gene aynı şekilde bu sıkıntılarınızı böyle önünüzde hani kafanızı önünüze eğerek anlatmamaya, işte kafanızda yaşamaya çalışıyorsunuz ama bir müddet sonra karşınıza çıkacaklarla birlikte bu konuları yaşayacaksınız. Sevineceğiniz yerler zaten burada görülmüş. Şaşıracağınız bir yerde var aynı şekilde ama sonrasında rahatlayacaksınız. Burada ben baktığım zaman sanki böyle keçi sakallı gökyüzüne bakan bir kişi görünüyor. Bu dua anlamına da geliyor. Aynı zamanda beklenti içinde olduğunuz konularda da özellikle aile yaşantısıyla alakalı beklenti içinde olduğunuz konularda da bir aydınlanma yaşayacaksınız anlamına geliyor. Total bir dilek tuttuğunuzda aile hayatıyla alakalı bir bölüm sıkıntılar atlatılacak. Beklenti içinde olduğunuz konularda da güzel bir haber alacaksınız. İş konularıyla alakalı da tıkanıklığınız 6-7 gün sürecek. Sonrasında bir aydınlanmaya giriyorsunuz. Önünüzü açacaksınız. Bir küçük küçük paralar var ama sevineceğiniz ve şaşıracağınız bir olay yaşayacaksınız. İş değişikliği düşünenler aslında 20'sinden sonra iş değişikliği için temiz görseller var. Burada başlanılan işler de aslında sizin hayrınıza olabilir sevgili yaylar. Gözünüzü karartmışsınız siz ya bu ay. Hadi hayırlısı diyelim. Evet efendim, bu aylık falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, hatta yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.